Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hafta bittikten sonra oynandı. biraz bunun da etkisi evet. var. O sıcaklığı sürüyor. Hürriyet gazetesiyle başlayalım derbinin yansımalarına. Galatasaray tarafından bakacağız ilk olarak manşetlere. Aslan Lig'in kralı Okan Buruk, derbilerin Aslan Lig'in kralı. Hem Galatasaray hem de e, takımın teknik patronu istatistiklere de, e, istatistiklerde de ligi domine ediyor. Burada notlar var. Eee Cimbom'un Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki fark 8 puan şeklinde. Beklenen gol değeri 20.5 xG. Bunun dışında yine Okan Buruk'un derbilerdeki genel performansına dair Galatasaray'ın başında olduğu süreçten bu yana detaylara yer verilmiş. Böyle bir gerçek var Mustafa evet. Satmaz. Okan Buruk Galatasaray'da sadece derbiler değil, hatta Arda Turan'ın bir röportajı vardı. Yarın bir gün Galatasaray'ın hani başına geçmeyi. E, hayal ediyor musun diye elbette hayal ediyorum ama Okan Hoca öyle bir performans ortaya koyuyor ki <laughs> bize e, hedef e, gösterebileceğimiz hiçbir e, rakam kulvar bırakmadı. Çünkü gerçekten üst üste galibiyet serisi, üst üste deplasman galibiyeti serisi, işte son iki sezonda muhtemel puanların e, neredeyse tamamına yakını, %90'ını e, toplayan bir performans. Yani Okan Hoca'nın biz teknik direktörlüğünün ilk adımlarını beraber takip ettik hatırla evet. Elazığ'da, Sivas'ta evet. beraber o dönem e, maçlarını da izliyorduk, yorumluyorduk. Akisar, Başakşehir yani adımlar hep sağlam ve e, kademe kademe yükselen adımlardı. Ama şu anda bu dominasyon da lig tarihinde benzeri olan bir dominasyon değil. Değil. Ee, bunun içerisinde Hani o günlerden benzer ne var ona bakalım. Ee, bir kere o gün de direkt futbol oynatıyordu. Yani çok fazla böyle, böyle pas oyunu oynatıp, e, oyunu sete çeviren, rakip sahada oynamak isteyen, e, yani takımların ölçeğiyle zaten mümkün olmayan ama e, bu oyundan daha ziyade ceza sahasını çabuk kullanmak isteyen, bir teknik direkt yok. E, Büyük takıma geldiğinde rakip sahada oynamayı daha fazla e, yapıyorsun zaten birincisi. Hı hı. İki e, değişmeyen şeylerden bir tanesi direkt oynamak. Şimdi derbinin içerisinde hakem tabii ki e, birinci sıraya haklı olarak getirildi ama onun arkasında şunu konuşalım. Sol bekte Barış Alper, sağ bekte Kaan Ayhan, kanatlarında Yunusun ve e, Salal'in olduğu çift santriforun Osman ve Icardi'nin olduğu başka bir büyük takım 11'i maç kazanamayabilir neden kazanabilir? Çünkü bu oyuncularla e, pas oyunu oynayalım. Oyunu pasla örelim. Rakibi pasla mesafe topa kat ederek ceza sahasına girelim ve gol pozisyonu bulunum oyunu oynarsa e, o oyunun içerisinde zaaf yaşayabilir. Ama direkt bir oyunun içerisinde şimdi iki tane zaten Kaan'ı çok e, direkt bir sağ bek oyuncusu gibi oynatmıyor. Daha çok orta sahaya yakın bir sahte bek oyuncusu gibi oynatıyor. Orta sahalaştırıyor oyunun içerisinde. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Yunus'u izlemeye geldiler. Ona hayran kaldılar. İngiltere, İtalya, İspanya, Portekiz ve Hollanda'dan çok sayıda kulüp temsilcisi Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasını tribünde takip ederek radarlarındaki isimler hakkında detaylı notlar aldı. Bu isimlerin başında Yunus Akgün geliyordu. Genç yetenek Performansıyla kendisini izlemeye gelenleri etkilemeyi başardı. Ancak bir oyuncu kulüp temsilcilerini tam anlamıyla kendisine hayran bıraktı. Gabriel Sara yaptığı iki nefis asistin yanı sıra oyuna iki yönlü etkisiyle dikkat çekmeyi başardı ve gözlemcilerin radarına dahil oldu. Norwich City'den sezon başında 18 milyon euroya transfer edilen Gabriel Sara'nın Beşiktaş maçındaki performansı Galatasaraylı yöneticiler için de gurur kaynağı oldu. Milliyetten Nevzat Dindar'a konuşan sarı kırmızılı yöneticiler Sara için daha önce de söyledik 18 milyon euroya aldık ama böyle devam ederse 40 milyon euroya satarız ifadelerini kullandı. İngiliz medyasına göre Manchester United Ocak ayında Gabriel Sara için Galatasaray'a resmi teklifte bulunacak. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Sara satılırsa minimum ne kadara satılmalı? Galatasaray'dan müthiş dominasyon 144'te 130. Nefesleri kesen derbide Beşiktaş'ı yenerek zirvede maç fazlasıyla farkı 8 puana çıkaran Galatasaray, Süper Lig'de büyük bir dominasyon kurmuş durumda. Üst üste elde ettiği iki şampiyonluğun ardından bu sezonda hedefe emin adımlarla ilerleyen Sarı Kırmızılılar lig tarihine geçecek istatistiklere imza atıyor. Son iki sezonda alınabilecek 144 puanın 130'unu hanesine yazdırarak adeta imkansızı başaran Okan Buruk'un ekibi bu süreçte 48 maçın 42'sini kazanarak tarihe geçecek bir galibiyet yüzdesine ulaştı. Galatasaray son 2 sezonda sadece 2 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken rakip ağlara tam 131 gol gönderdi. Buna karşın kalesinde 35 gol gören Sarı Kırmızılılar artı 96 averaja ulaşarak belki de bir daha ulaşılamayacak bir başarıya imza attı. Ligde oynadığı son 29 maçın 27'sini kazanan Cimbom sadece Fenerbahçe ve Kasımpaşa önünde 3 puana ulaşamadı. Geçen sezon Süper Lig'i 102 puanla tamamlayan ve rekor kıran Galatasaray bu sezon 10 haftada elde ettiği 28 puanla tarihinin en iyi ilk 10 hafta performansını da egale etti. Sarı kırmızılıların bu performansını ne kadar sürdüreceği ve ligdeki puan farkının açılıp açılmayacağı büyük bir merak konusu. Sanchez, Kolombiya'da gündem oldu. Galatasaray'ın Beşiktaş galibiyetinde takımının ilk golünü atan Sanchez, performansıyla beğeni topladı. Savunmada kritik müdahaleler yapan ve kazandığı topları hızlıca ikinci bölgeye bazen de direkt üçüncü bölgeye aktarabilen Sanchez, ülkesinde de çok konuşuldu. Kolombiya basınından El Espectador, Sanchez için şu ifadeleri kullandı. Türkiye Ligi'nde kalitesini göstermeye devam eden savunma oyuncusu, duran toplardaki avantajını kullanarak takımını öne geçiren golü kaydetti. Bu gol, Türkiye'de milyonlarca kişinin ilgisini çeken karşılaşmada Galatasaray'ı avantajlı hale getirdi. Saha içerisinde takımına güç veren Sanchez, performansıyla beğeni topluyor. Sanchez'in muhteşem performansı, Osimen'in hücumuyla birleşince Galatasaray, ligin favorisi konumunda daha da güçleniyor. Beşiktaş'a karşı 90 dakika oyunda kalan Sanchez, 1 gol, 4 tehlike engelleme, 1 pas arası, 5 kazanılan ikili mücadele, 3 kazanılan hava topu mücadelesi ve %77'lik isabetli pas istatistiklerini yakaladı. Galatasaray'da duran top gollerinin perde arkası Galatasaray'ın duran top gollerinin sırrı da ortaya çıktı. Okan Buruk'un duran top konusu üzerine mesai harcayan kalabalık bir ekibi var. Analiz ekibi hem kütüphane oluşturulmasında hem de rakiplerin zayıf karnının tespit edilmesinde yoğun mesai harcıyor. Buruk'un yardımcıları İrfan Saraloğlu ve İsmail Garcia Gomez oluşturulan Duran Top Kütüphanesini kullanıyor. Analiz ekibinden gelen rakip analizlerine göre rakibin zayıf karnı tespit ediliyor, Saraloğlu ve Gomez buna göre setler çiziyor. Okan Buruk ve kurmayları setleri seçiyor maçlardan genellikle bir gün önce duran top çalışması gerçekleştiriyor. İş artık duran topları kullanacak ve vuracak futbolculara kalıyor. Geçen sezonda ligin en çok duran top golü atan takımı olan Galatasaray'da Gabriel Sara'nın transferi sonrasında üretim daha da arttı. Galatasaray'a Tottenham maçı öncesi müjde. Galatasaray'ın Süper Lig'de Antalya Spor ile oynadığı karşılaşmada İsmail Jacobs sakatlık yaşadı. 25 yaşındaki Senegalli oyuncunun sahalardan bir ay uzak kalması beklenirken güzel haberler geldi. Jacobs'un sakatlığının daha kısa sürebileceği belirtildi. Milliyetten Nevzat Dindar, İsmail Jacobs'un sakatlığıyla ilgili son durumu aktardı. Jacobs'un Tottenham maçına yetişme ihtimalinin olduğu, şu an için %30 ihtimalle Jacobs'un bu maçta forma giyebileceği belirtildi. Torreira'dan fedakarlık. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira'nın Beşiktaş derbisinde hasta olmasına rağmen oynadığı ortaya çıktı. Hafta sonu gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi çıkan Torreira, buna rağmen takımını yalnız bırakmak istemedi. Uruguaylı ön libero, Beşiktaş derbisinde sahada kaldığı 83 dakikada görevini yaptı.